Binkripto Türkiye YouTube kanalından herkese selamlar. Haftanın son günü 29 Temmuz 2022 ve bir yandan da Temmuz ayının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yoğun veri akışıyla geçti bu hafta. ABD tarafından faiz kararını aldık. 75 bas puanlık bir faiz artırım kararı geldi. Powell'ın konuşmasını dinledik. Karışık sinyaller vardı. Bardağın hem boş tarafı hem dolu tarafı vardı. Baktığımızda ABD'den aslında büyüme verisi geldi ve adı kondu. Artık ABD ekonomisinin resesyonda olduğunu biliyoruz. Bütün bunların piyasa üzerinde bir fiyatlaması var ama piyasalar şu anda aslında iyimserlik temasıyla Powell'ın o gün gerçekleştirdiği konuşmadan güvercin söylemleri alarak yukarı yönlü risk iştahını taşıyor ve bu da kripto para piyasasına da yansıyor. Nasdaq'la beraber baktığımızda Ethereum merge güncellemesinin de adım adım gerçekleşiyor olması ve belirli tarihlerinde artık açıklanmasıyla altcoin'ler lehine de yüksek yukarı yönlü hareketliliğin olduğu bir gündeyiz. Kripto mercek yayınını Termoeka'nın ekranımı paylaşarak başlatacağım ama bu yayına başlamadan önce bir kısa hatırlatma yapmak istiyorum. Binkripto Türkiye YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı sakın unutmayın dedikten sonra terminal ekranına beraber bakalım. Baktığımızda ekran aslında bizi mutlu edecek yeşil grafiklerin hakim olduğunu göreceğiz. Ve bu yeşil grafiklerin de aslında ne kadar sürdürülebilir olup olmadığı bizler için önemli olacak bundan sonraki aşamada. Ve aslında bir sonraki faiz kararının açıklanacağı tarih olan Eylül ayına kadar da bu yukarı yönlü hareketliliğin risk iştahının artmasını hem geleneksel piyasada hem de riskli varlıklar üzerinde bekleyen bir tema hakim şu andaki piyasa üzerinde. Bitcoin 24 bin dolar seviyesine test etti. Ethereum ise aslında 1800 dolar seviyesine kadar ulaştı. Şu anda bir miktar 1783'lere kadar ulaşmıştı. Şu anda 1715 seviyesine fiyatlanmaya devam ediyor. Baktığımızda XRP 0.35'in üzerinde 0.37'lerdeyken Solana 50 dolar seviyesine yakınsamaya başladı ve 43 dolar seviyesine baktığımızda şu anda Matic'te %9'a yakın bir yükseliş var. Polkadot'ta %6'lık bir yükselişle beraber 8 dolar seviyesine gelmiş. Avax'da %8 yükselişte 25 dolar seviyesine yakınsamış durumda. Halihazırda aslında baktığımızda yeşil grafikler var ve haftayı da olumlu kapatıyoruz ama bu haftanın sonundaki aslında pazar günü gerçekleşecek gece 3'te Türkiye saatiyle gece 3'te gerçekleşecek olan haftalık kapanışı da bizler için önemli olacak. Haftalık grafik üzerine de yünümüzü yukarı yönlü kaldırmamız gerekiyor bu Temmuz sonu Ağustos ayı içerisinde. Bakalım gelelim dün dünya endeksleri nasıl kapanış gerçekleştirdi? Dünya endekslerine de hala riskli varlıklarda yukarı yönlü hareketlilik var. S&P 500 ve Nasdaq aslında baktığımızda şu anda direnç noktalarını yani desteklerden aldığı kuvvetle keskin direnç noktalarını test etmeye hazırlanıyor. S&P 500'de %1,21 primlenme varken Nasdaq'ta dün %1'lik bir primlenmeyle günü kapattığını görüyoruz ki Avrupa tarafında da yine yeşil kapanışların olduğunu görüyoruz. Ama bugün geldiğimizde Asya seansında teknoloji hisseleri önderliğinde bir geri çekilme vardı. Burada bir miktar aslında risk iştahının törpülendiğini söylemek mümkün sabah saatlerinde. Ve buradan da aslında inceleyeceğimiz üzere ABD vadeli tarafında da bunun tezatı yukarı yönlü hareketliliğin devam ettiğini görüyoruz. Neden? Aslında dünkü gelen bilançolarında etkisi vardı. Apple'ın da Nasdaq endeksi kapandıktan sonra beklenenden daha iyi gelen aslında bilançosunun etkisiyle beraber yukarı yönlü hareketliliğin devam ettiğini de görüyoruz. Aslında bilanço tufanı olarak adlandırmıştık bu dönemi. Bu bilanço tufanının olumluya döndüğünü görüyoruz. Gelelim neler var elimizde. 28 Temmuz tarihini biliyorsunuz ki kritik gün olarak adlandırmıştık. Çünkü Elizabeth Warren'ın ABD'de senatör Elizabeth Warren'ın SEC başkanı SEC'ye aslında yönlendirdiği bir mektup vardı ve ona da cevap bekliyordu hatırlarsanız. Kripto para regülasyonu nasıl olacağına bir açıklama bekleniyordu geri Gensler'den. Ve bu konuyla ilgili bir video yayınlandı. Gensler şunu söylüyor. Menkul kıymet borsaları gibi düzenlenmenin gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor ve bu videoda şunu ifade etmiş. Farklı teknolojilere yani blok zincir teknolojisine yararlansa da kripto para piyasası için farklı davranmaya gerek yok. SEC çatısı altında menkul kıymetler nasıl regüle ediliyorsa aynı o şekilde regüle edilebilir gibi bir açıklaması var. Ama baktığımızda ABD tarafından SEC'ye doğru bir sıkılaştırmanın devam ettiğini görüyoruz. Yeni gelen bir mektup ise Toomey'den geliyor. O da bir senatör. O yine onun mektubunu inceliyor olacağız.
Bugün Bloomberg'e yansıyan bir haber vardı. Axie Infinity biliyorsunuz ki bir hack olayı yaşamıştı. Axie Infinity'nin CEO'sunun bu hack olayından önce sahibi olduğu aslında tokenları Binance'e transfer ettiğine dair bir haberle bugün gündeme geliyor. Bu da aslında merkeziyetsiz dediğimiz bu aslında ekonominin içerisinde maalesef ki projelerdeki bu güvenlik ihlallerinden kaynaklı olan krizlerin bir sebebi olarak da karşımıza çıkıyor. Ve gelelim dün ABD'den büyüme verisi geldi ve aslında artık ABD'deki bu daralmanın adı konmuş oldu. İki çeyrek üst üste daralan bir ABD ekonomisi var ve adını resesyon olarak koyabiliriz. Yarın cephesine baktığımızda hayır biz buna resesyon diyemeyiz. Çünkü güçlü bir iş istihdamı piyasasının olduğunu görüyoruz diyor. Ekonomik verilere baktığımızda geçtiğimiz çeyrekte %1,6 daralan ABD ekonomisi bu dönemde %0,9 olarak daralmış durumda ve terminoloji olarak da ekonomik olarak da resesyon içerisinde var olan bir ABD'den söz ediyoruz. Ama hem Biden'dan hem de Yellen'dan resesyonda olmadığına dair açıklamalar geliyor ve red devam ediyor. Her ne kadar ABD ekonomisi resesyon içerisinde olsa da gerçek tanım olarak şu da bir gerçek ki istihdam piyasasındaki hareketlilik de ve aslında hala da insanların oradaki alım güçleri geri çekilmiş oluyor olsa da hem yüksek faizler ve yüksek enflasyon nedeniyle hala talep yönünde de bir yukarı yönlü hareketlilik olduğunu görüyoruz. Nerede görüyoruz? Borçlanma adımlarında görüyoruz. Kart kullanımlarında görüyoruz ve kredilerde görüyoruz. Tabii yükselen maliyetler bunlar da bir sonra Fed'in de faizleri yükselterek aslında borçlanma maliyetlerini arttırma amacının arkasında bu yatıyor. Bugün yine ABD tarafından Michigan Güven Endeksi gelecek. Bu da bir miktar piyasalar üzerinde hareketlilik, volatilite yaratabilir. Ve Ethereum Merge güncellemesiyle beraber hem yükselişe geçer hem de periferisine başta Ethereum Classic olmak üzere, ETC olmak üzere altcoin'leri sürüklerken Vitalik Buterin dedi ki rally için en erken tarih 2023 Mart dedi. Yani şu an aslında var olan bu Merge beklentisi olsa da Merge henüz fiyatlanmaya başlamadı. Siz bir de esas olarak fiyatlandıktan sonra görün esas rally o zaman başlayacak gibi bir açıklamada bulundu. Ve hali hazırda baktığımızda Ağustos ayında son bir güncellemeye girecek olan aslında Ethereum Merge adımları Eylül ayı içerisinde, Eylül ayı başında da tamamen aktive olacağına dair bir haber var. O en son verilen tarih aslında 19 Eylül tarihiydi. Ama şimdi baktığımızda biraz daha Eylül başına gelen bir Ethereum Merge sisteminin gerçekleşeceğine dair bir haber akışı var. Bütün bunlar aslında pozitif yansımaya devam ediyor. Ve o mektup Tommy'den geliyor. ABD'li senatör, SEC Başkanı Gary Gensler'e bir 9 soruluk mektup gönderdi kendisi. Ve diyor ki şu anda kripto para piyasası üzerine yaşanan bu krizlerin aslında sebebi SEC'dir. Çünkü madem mekul kıymet gibi düzenlenmesi gerekiyor, bu düzenlenme adımlarını bir türlü açıklayıp işleme koymadığı için şu anda yaşanan bu krizlerin sebebi odur. Ve ayrıca Coinbase davasında biliyorsunuz ki 25 tane kripto varlık token arasında sadece 9 tanesini mekul kıymet olarak adlandırmıştı. Bunu neye göre yaptığını ve kalan 16'sını nasıl mekul kıymet olarak ayrıştırmadığına dair de açıklamalar istiyor. Bu tarihle ilgili de tarihimiz kritik tarih 9 Ağustos tarihi olacak. Bu noktada gittiğimiz noktada regülasyonla ilgili SEC ile ve CFTC ile ilgili adımları takip ediyor olacağız. Bunların etkisi olacak. Ve Ethereum Merge diyoruz. Ethereum önderliğinde toparlanan altcoin piyasası ve bir altcoin rallisinden bahsediyoruz. Bir haber daha geliyor. O da Miami Belediyesi'nden. Time gazetesi ve Mastercard'la beraber bir işbirlikleri var. Bir NFT girişim haberi var. Time gazetesi aslında Metaverse ile ilgili Metaverse bütün hayatımızı değiştirecek gibi bir manşet atmıştı geçtiğimiz hafta ve bunun üzerine de aslında Dünya Gazetesi'nde bir röportaj vermiştim ben. Bin Kripto Heba sitesi üzerinde bunu yayınladık. Dünya Gazetesi'ndeki bu röportajı. Oldukça haklı bir manşetti bu ve buradan da aslında yeni bir NFT adımı var. 5000 Ethereum NFT'sinin piyasaya sürüleceğine dair bir haber var. Bu da yine Ethereum cephesinde yukarı yönlü hareketlilik yaratacak olan gelişmelerden bir tanesi olacak. Ve gelelim grafiklerle bu haberleri takip edelim şimdi biraz.
Bitcoin'in dominansına, piyasada hakimiyetine baktığımızda %45'lere kadar yükseldiğimiz noktadan yeniden %42'lere kadar geri çekildiğini görüyoruz ki zaten altcoin'lere fırsat veren noktada bu. Kırmızı trend çizgimizin yeniden aşağısına geçtiğimiz noktada 40 seviyesine doğru bir geri çekilmede yine altcoin'ler lehine pozitif olabilir ama piyasaya fon girişinin devam etmesi gerekiyor. Bitcoin ne olursa olsun biliyorsunuz ki piyasada en büyük fon girişlerini her zaman alan ilk yükselen token olarak hayatımızda kalmaya devam ediyor. Öncü liderliğini korumaya devam ediyor. Günlük grafik üzerine bakacak olursak eğer bizim farklı takip ettiğimiz bir ayı firaması formasyonumuz vardı ve 2400'lerin üzerine çıktığımızda aslında bu formasyon iptal oluyordu. Dün baktığımızda 24 bin dolar seviyesini aslında 23 bin dolar seviyesine yeniden test edildiğini görüyoruz. İğne attığımız yerler 24.300, bugün 25 bin dolar seviyesi gelebilir Bitcoin cephesinde. Grafiğe eğer bakacak olursak ne var grafik üzerinde? 1, 2, 3, 4, 5 dalgasının olduğunu görüyoruz. Birinci dalga, iki düştük, üç yükseliyoruz. Bir miktar düzeltme gelebilir gün içerisinde. Sonrasında yeniden yükselişle 28 bin dolar seviyesine gidecek bir Bitcoin görebiliriz. Olası bir senaryodur bu. Hali hazırda baktığımızda zaten fiyatın 27.500, 28 bin dolar seviyesine çıktığı nokta bizim mayor düşüş trendimizi, 68 bin dolar seviyesinden başlayan düşüş trendini bize kıracağı için oldukça önemli ve yukarı yönlü hareket ettirici olacak. Baktığımızda RSI üzerine bir düşüş trendi var diyorduk. Düşüş trendinin aşağısına hala baskılanmaya devam ediyoruz. Sınırda buradaki RSI'da sıkı takip ederek aslında günü tayin edeceğiz. Bakalım. Tabii ki de haftalık kapanışında 22 bin dolar seviyesinin aşağısına gelmemesini istiyoruz. Yani 22 bin dolar seviyesinin 22.800'ün üzerinde kalan bir haftalık kapanış aslında Bitcoin grafiği üzerinde bize olumlu verileri vaat edecek. Yukarı yönlü yükselişi vaat edecek. Saatlik olarak baktığımızda aşağı yönlü bir paralel kanal ile takip ederken aslında takip ettiğimiz bir yukarı yönlü hareketlilikle 1-2-3-4-5 dalgası ile beraber bugün dün itibariyle aslında bu kanal içerisinden çıkıldığını görüyoruz. Şu anda grafik üzerine ne var? Bize aslında bir boğa bayrağı diyebileceğimiz bir formasyon da oluşturmuş durumda. Ama son saatler içerisinde gelen kırmızı mumlarda burada bir kararsızlık yaratıyor. Yukarı yönlü hareketlilik devam ederse 25.500 ve 26.000 dolar seviyesine gidebileceğini ifade ediyor aslında bize burada baktığımız boğa bayrağı. Ve aşağı yönlü hareketlilikte de desteğimiz 23.000 ve periferisinde 22.000 olarak karşımıza çıkıyor. RSI aslında bir düşüş trendi içerisinde, diplere baktığımızda bir yukarı yönlü hareketlilik var. Gün içinde gelecek olan Michigan Güven Endeksi ile beraber veya borsadaki hareketlilikle beraber bir miktar düzeltme olabilir. Ama düzeltmeden sonra da yukarı yönlü hareketliliğin devam edeceği bir genel hava var. Tabii ki de yakın takip etmeye devam edeceğiz. Ethereum cephesine geldiğimizde güncel fiyatımız 1770 dolar seviyesinde %11'lik bir yükseliş var Ethereum cephesinde de. Burada ne vardı? Şurada gördüğümüz bir ayı bayrak formasyonumuz vardı. Bu formasyondan boğa bayrağıyla çıkmıştı. Şimdi boğa bayrağını da aslında yukarı yönde kırdı. Yani bayrak formasyonunu boğa bayrağını çalıştırdı. Ve yukarı yönlü hareketlilikle beraber buradan bayrak boyu kadar yükselişle 2150 dolar seviyesine kadar bir yükseliş potansiyeli var Ethereum cephesinde. Hali hazırda geldiğimiz nokta 1770 noktası. Ama şöyle bir bakacak olursak bize 1-2-3-4-5 dalgasında 3. tepe noktamız, 3. seviye gibi olabilir bu. Sonrasında bir 4. dalga için geri çekilme ve 5. dalgayla yükseliş olabilir diye bir beklentimiz var grafik üzerinde. 1510 dolar seviyesinin 1600 dolar seviyesinin aşağısına geçmedikçe Ethereum için pozitif kalmaya, yukarı yönlü hareketliliği takip etmeye devam edeceğiz. Saatlik olarak da baktığımızda boğa bayraklarına yapa yapa yükselen bir aslında grafik olduğunu görüyoruz. Hali hazırda son boğa bayrağının da hedefine bakacak olursak eğer, bir türlü bireyman geldi. O da bizi 1880-1900 dolar seviyesine kadar çıkaracak olan bir eğilim olabilir. Düzeltmelere karşı 1600'lerin aşağısına geçilmemesini bekliyoruz. 1600'lerin üzerinde yukarı yönlü hareketlilik devam eder. 1510'da kritik seviye olarak takip edilebilir. Biz burada yükseliyoruz ama burada aslında RSI'ye baktığımızda aşağı yönlü bir düşüş eğilimi var. Ve bu negatif uyumsuzluğun çalışması durumunda aslında bu düzeltmenin olabileceğini, 1600'lere kadar geri çekilme olabileceğini söylüyoruz. Ama bu ani yükselişin bir miktar düzeltmesi sonrasında yola devam etmemiz şeklinde de okunabilir. Ve gelelim Ethereum Classic'e. Ethereum Merge haberleri Ethereum'a yaradığı kadar ve hatta aslında bazen daha fazla Ethereum Classic'e de yarıyor.
Günlük fiyatımız şu anda anlık fiyatımız 43 dolar seviyesinde. Grafikte ne vardı? Aşağı yönde bir paralel kanal içerisinde giderken halihazırda artık bu paralel kanalın üst bandına da gelmiş durumdayız. Biz hedef noktası olarak aslında 76 dolar ve 80 dolar seviyesi hedeflenebilir ETC için. Bu merch güncellemesi için ilerleyeceğimiz noktada orta vade hedefi bu seviye olarak belirleyebiliriz. RSI üzerine bir trendimiz var. Bu düşüş trendi kırdığı noktada da daha yukarı yönlü hareketlilik devam edecektir. Grafiğe bakacak olursak eğer de şu anda hem 50 günlük hareketli ortalama hem de 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olduğunu görüyoruz ki piyasada şu anda 200 günlük hareketli ortalaması üzerinde olan varlık sayısı az. Bunların ikisi de aslında destek noktası olacak. 200 günlük hareketli ortalamamız 27 dolar seviyesinde. 50 günlük hareketli ortalamamız ise 18 dolar seviyesinde. Hızlı bir yükseliş var. Düzeltmeler için kanal orta bandı destek noktası olabilir. 27 dolar seviyesi destek olabilir. Bu kanaldan yukarı yönlü hareketlilikte de ilk direnç noktamız aslında baktığımızda 55 ve periferisinde 63 dolar seviyeleri olacak. Ve MATI'yi takip ediyorduk. Aslında dün de Alice'e yer vermiştik ki Alice'de de bir arazi satış haberiyle beraber o grafik üzerindeki hareketliliği bize gösterdi ve dün teknik analizini incelediğimiz gibi yukarı yönlü bir hareketlilik başlatmıştı. Matik'te ise ne var? Matik'te de güncel fiyatımız 0.95, 1 dolar seviyesine yakınsamış durumdayız. Burada bize bir boğa bayrağı formasyon oluşturmuş ve hatta bu formasyonu çalıştırmış durumda. Bayrak üst tarafı kırıldığını görüyoruz hali hazırda. Bayrağımızın boyuyla eğer bir yükseliş potansiyeline bakacak olursak bize 1.30'lara kadar gidebilecek olan bir potansiyelden bahsediyor. 0.84 seviyesinin aşağısına düşmemesini ve bu seviyede destek almasını bekliyoruz yükseliş için. Sonrasına baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın 0.61 seviyesinden geçtiğini ve 84'ün aşağısında yeni bir destek seviyesi olduğunu görüyoruz. 1.17 seviyesi ise ilk direnç noktamız olacak ve periferisine 1.30'lar hedeflenebilir matik tarafı için. Ne var? Aslında zirve seviyesinden geri çekilen bir RSI var ve sonrasında yeniden yukarı yönlü hareketlenen bir RSI da olduğunu görüyoruz. Ve Dogecoin'e bakalım. Dogecoin'de biliyorsunuz ki Ethereum balinalarının en çok rağbet ettiği tokenlar arasında olmuştur SHIB ve Doge. 0.070 güncel fiyatımız. Grafik üzerinde hem bir üçgen formasyonu var hem de üçgen formasyonu içerisinde yatay bir paralel kanal bandının olduğunu da görüyoruz. RSI'de aşağı yönlü bir takip ettiğimiz trend var. Bunun yukarı yönlü kırılıyor olması bizi 0.84'lere ve 0.10'lara doğru hareket ettirecek aslında. Üçgen formasyonunun hedefine baktığımızda üçgenin boyu kadar yükselişle 0.10'ları bize gösteriyor. Grafik üzerinde ne var? Dengeli bir biçimde 50 günlük hareketli ortalama olan 0.065'ten destek, 100 günlük hareketli ortalama olan 0.84 ve 200 günlük hareketli ortalama olan 0.11'e gitmek isteyen bir Doge'la karşı karşıyayız. Destek noktası olarak da burada gördüğümüz yatay paralel kanal içerisinde hareketlilik ve kanal alt bandı olan 0.60'lar destek noktası olarak alınabilir Dogecoin cephesinde. Ve gelelim dünkü iki günden beri aslında Bin Crypto Türkiye ailesi olarak yer aldığımız ve sponsoru olduğumuz Blockchain Ekonomi Zirvesi'nde sonlandırmış olduk ve bir ödül töreniyle beraber ödülümüzü alarak evlerimize dönmüş olduk. Bu nedenle de aslında arkada güçlü bir ekibin çalıştığını ve ekip adına bu ödülü almaktan da gurur duyduğumu söylememiz gerekiyor. Dün oldukça güzel bir gündü. Aslında katılımcılara bulduğumuz noktada röportajlar gerçekleştirdik ki bunların arasında kripto para borsaları da vardı. Halihazırda yine eğlenceli bir anketimiz vardı. Eğlenceli bir ankette de soru cevaplar gerçekleştirdik. Ve çok güzel video röportajları da gerçekleştirdik. Hepsini yavaş yavaş Bin Crypto sitesi üzerinde bulacaksınız. Dedikten sonra günün sözüyle beraber aslında yayını kapatalım. Resesyonun adını koyduk. Ve ne dedik? İki çeyrek dönem üst üste geri çekilen bir durum var ABD'de. Peki bunun sebebi ne? Arda arda gelen aslında yüksek faiz artışlarının olduğunu ve sıkılaştırma döngüsünün olduğunu görüyoruz. Tam da bu konuyla ilgili Robert Solow'un bir sözü var. Diyor ki ekonomiyi sıkıştırarak çekirdek enflasyonu etkin bir şekilde ortadan kaldırmaya çalışmak mümkün ancak orantısız bir şekilde maliyetli. Domuzu kızartmak için evi yakmaya benziyor diyor.
Ve biz neyi görüyoruz bunun karşılığında? Aynı sebeple düşen ve aynı sebeple yükselen piyasaları görüyoruz. Ne olmuştu Haziran ayında? Son 28 yılın aslında en büyük faiz artışını gerçekleştirmişti FED. 75 baz puanlık faiz artışı ilk defa o zaman gerçekleşmişti ve sert bir satışla karşılaşmıştık. Bu ay ne oldu? Yine 75 baz puanlık bir artış oldu. Ne oldu? Aslında sıkılaştırma var ve bir yandan da piyasaların yukarı yönlü hareketlilik gerçekleştirdiğini görüyoruz. Gerekçe ne? Resesyona giren bir ABD ekonomisinde uzun vadede baktığımızda bu yükselen enflasyonun geri çekilmeye ve indirimlerin beklenmesi olarak karşımıza geliyor ve Fed'in bu arttırdığı, hızlıca yükselttiği faiz artışları noktasında tetikten elini çekme beklentisi hakim, iyimserlik devam etmeye gerekiyor. Biz de bu süre zarfında aslında yeşil grafiklerinde keyfini çıkaracağız muhtemelen kripto para piyasası olarak. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Pazartesi günü kaldığımız yerden piyasaların nabzını tutmaya, doğru veri ve doğru analizle beraber takip etmeye devam edeceğiz. Abone olmayı, bu videoyu yorumlamayı ve beğenilerinizi göndermeyi unutmayın.